Edebiyat Burada kanalından herkese merhaba. Yazanlar Arasında programında bugün yine birlikteyiz. Çok değerli yazar İnce Aral'la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Trabzon'da etkinlikler söz konusuydu. İnce Aral'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir söyleşi de siz kanalımızı takip edenler için yapalım istedik. Sevgili İnce Aral, 70'lerin son döneminde edebiyat dünyasına öyküleriyle girmiş bir isim. Sonra 90'lı yıllardan itibaren de yazdığı romanlarla onu daha geniş kitleler tanıdı. Edebiyat dünyasında 41 yılını geride bırakıyor bu yıl. 41 yıl bir dolu şey yaşadınız, bir dolu eser kaleme aldınız. Sizi her biri mutlaka heyecanlandırıyordur, değil mi? Evet, ama bazıları daha çok heyecanlandırıyor. Mesela İçimden Kuşlar Göçüyor, o kitaplardan biri mi? Evet, onlardan biri. Unutmak yine bir tanesi. Aslında ayıramıyorum yani, böyle söylüyorum ama hani çok sevdiklerim var. Bir de yani daha az sevdiklerim var. Hepsini seviyorum yoksa. Evet, Unutmak sizin kişisel yaşam hikayenizi çeşitli sorular doğrultusuyla yanıtladığınız, bir bakıma kendinizi temize çektiğiniz, kendinizi anlatma fırsatı bulduğunuz bir kitap. Evet. Yani her romanınız ya da öykünüzü okuduğunda okuyucu İnce Aral'ın yaşamı ile ilgili izler arıyordur. Belki soruyorlardır, bu sizin yaşam öykünüz mü? Ama Unutmak tamamen sizin Tam yaşam bir öykünüz. yaşam öyküsü diyemeyeceğim. Yani daha çok bir işte annesini babasını kaybetmiş küçük bir kızdan bir yazar olmaya giden kişisel bir serüven diyebilirim. Ama aynı zamanda bütün yazdıklarımı kendi bakışımla değerlendirdiğim bir kitap. Örneğin şeyden başlayarak, öykülerimden başlayarak bu düşünce nasıl oluştu, o kitabı nasıl meydana çıkardım, sonra romanlar, ana fikir nedir, temel yazma arzum nereden doğdu? Yani bu bakımdan ilginç buluyorum. Yani yazarın kendi eserleri hakkında görüş belirttiği bir kitap diyebilirim, Unutma. Bir bakıma çeşitli soruları daha yüksek sesle sordunuz ve okurun da merak ettiği Yani bu tabii soruları yanıtladınız. soruları ben sormadım. Tolga Tolga Meriç Meriç soruları sordu ve o da yöneltti. benim çok iyi bir okurum. Yani beni çok dikkatli okuyan bir okurum. Fakat tabii sorular geldikçe ben açıldım. Yani geriye dönerek hatırladım yazdıklarımı ve hangi temel dinamiklerden hareket ettiğimi anlattım. Yani bu şu bakımdan önemli. İleride benimle ilgili araştırma yapacak olanlar bu kitaptan çok yararlanabilirler. Evet, peki kendinize sansür uyguladığınız zamanlar oldu mu? Sansür tabii bazı konularda yani çok özel hayatı ilgilendiren alanlarda belli bir mahremiyeti koruduk. Ama kitap bölüm bölüm ilerliyor. Mahremiyet adlı bir de bölüm var. Evet. O mahremiyetin sınırlarını da orada anlattım. Yani nereye kadar mahremiyet, hangi yerde durmamız gerekiyor. Ama benim için o yine de başkalarının hayatına müdahale noktasında mahremiyete giriyordu artık o. Yani benim hayatıma karışmış başkalarını benim anlatma ya da onlardan şöyle ya da böyle söz etme hakkım olmadığını düşünüyordum. Ondan sonrası şeydi, mahrem sayfalardı. Evet. İnce Aral'ın Kıran Resimleri çok özel bir öykü kitabı. Yayınlandığı dönemde ödül de almış bir Evet. kitap. Kıran Resimler, Maraş Resimleri, evet. olayları ekseninde 9 kişinin öyküleştirilmiş hikayesi diyebilir miyiz? Evet, yani olayları yaşamış 9 kişi var kitapta. Bunların 7'si kadın.
Çünkü ben oraya gittim ve o insanlarla görüştüm. Kadınlar yaşadıklarını bütün ayrıntılarıyla bana anlattılar. Erkekler çok daha az konuşuyorlardı. Sonra tabii duruşma tutanaklarını okudum. Orada da kadınların ne kadar büyük bir cesaretle kendilerini savunduklarını gördüm. Sözlü olarak bütün her şey yaşanıp bittikten sonra. O yüzden 7 kadın kahraman, 2 de erkek kahraman var. Bir tanesi bunların zaten davaya bakan yargıçlardan biri. Diğeri de olaylara karışmış, yani saldırganlar arasından bir erkek. Edebiyat Burada kanalında İnce Aral'la söyleşiyoruz. Kıran resimleri yazdıktan sonra yazarlığınızda bir değişim söz konusu oldu. Daha önceki yazdığınız öykü kitaplarından farklı olarak daha sosyolojik olaylara da değinmeniz, yazarlığınızın bir basamak daha yukarıya çıkmasına da kabul görmeye yaradı mı? Bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Çünkü daha önce ikinci kitabımdı Kıran Resimleri ve daha önce kadınlar üzerine hikayeler yazmakla başlamıştım. Belki yine öyle daha duygusal konular, daha kadın konuları ile devam edebilirdim. Fakat Kıran Resimleri hem bir bilinç sıçraması yarattı bende. Yani kendi ülkemde olup biten şeylere bakışımı çevirmemi sağladı. Hem de anlatım olarak konu tabii bir kıran, bir yani iki grubun birbirine kırdırılması olayı olduğu için vahşi noktalar içeriyordu ve orada yani biraz daha hani kırılsa pornoya kayabilecek, çünkü şiddet pornoya kayabilir bir noktadan sonra. Ona engel olabilmek için çok rafine bir dil kullanmak durumunda kaldım. Bu benim hem soyutlama özelliğimi, niteliğimi arttırdı, hem de dediğim gibi bir yazdıklarımda daha farklı, daha toplumsal konulara girebileceğim güçte olduğumu bana gösterdi. Bir anlamda bu kitap yazılma evresinde muhabirlik de yapmış gibi sayabilir miyiz sizi? Hayır, yapmadım. Ben insanları dinledim. Fakat ne ses alıcı kullandım ne de başka bir kayıt tuttum. Sadece dinledim. Yani onlara da bir böyle gazeteci gibi görünmek istemiyordum. Çünkü benim amacım röportaj yapmak değildi. Benim amacım o trajediyi Türk Edebiyatı'nın belleğine kaydetmekti. Ve benim onları dinleyişim, onlar gibi o dille, onların diliyle aktarmamı sağladı. Çünkü belleğime aldım ben o konuşmaları, o özel dili ve tabii ki öyle yansıdı. Yani kendilerine özgü tabii bir yerel dil vardı. Mesela bir örnek vereyim, havasız şeyler olacak bugün diyorlardı. Yani olaylardan önce bunu sezdiklerini söylüyorlardı. Bu asla benim kullanmadığım bir şey, mesela havasız şeyler. Ama o yerel dilde vardı. Bunlar yansıdı. Yani ben diyalekti sevmem edebiyatta. Türkçeyi bozmayı hiç sevmem. Ama dili kullanma yöntemiyle o havayı veririm. O yörenin havasını vermeye çalışırım. Burada öyle yaptım. Kıran resimlerden sonra yazdığınız yeşil, mor, safran sarı romanları da yazıldı dönem itibariyle Türkiye'nin daha sonraki gelecekte yaşayacaklarını anlattığınız romanlar ve bir anlamda siz bunu 15-20 yıl öncesinden gördünüz, tespit ettiniz diyebilir miyiz? Bunu yeşil için söyleyebiliriz. Yeşil bir politik kurgudur. Aynı zamanda tabii ki bir şeydir, yani bir fantazidir. Çünkü Yeşil'in yazıldığı dönemde Türkiye'de sonradan olacak ve romana
konu oluşturacak olaylar yoktu ama ipuçları vardı. O nedenle biraz evet ileriyi gördüğüm söylenebilir ama bu bir şey değildi yani, bir olmayacak bir şey değildi. Çünkü her şey o günlerin yaşanacağını bize söylüyordu, hissediyorduk bunu. Tabii yazar sezgisiyle biraz daha inanıyordum bunların olacağını. Bir takım insanlar yok canım olmaz falan diyorlardı, Türkiye'de öyle şeyler olur mu? Ve oldu ve gördük tabii ama bunu önceden görmek, birçok yazar böyledir zaten, sezerler olacak şeyleri. Bende de öyle oldu. Sonraki romanlar yine Türkiye'nin bugünlerine dair romanlardı ama yani onlar yaşanmakta olan gerçeklerden hareketle çıktı. Hikaye konuları mı sizi gelip buluyor yoksa siz mi onları arıyorsunuz? Hikayeler beni bulur. Hiç beklenmedik zamanda gelir beni bulurlar. Bu da çok şaşırtıcı gelir bazen bana. Yani nereden çıktı böyle filan ama herhangi bir çocuk işçiden ya da yani gündelik hayatın içinden ya da bir yolculukta birdenbire karşıma çıkarlar. Ve onu unutamazsam ve belleğimde kalırsa bu şu demektir, beni yaz. Yani unutamadığım sürece o yazılmadan kurtulunmayacak bir öyküdür. Sevgili takipçilerimiz, İnce Aral'la sohbet ediyoruz. İnce Aral'ın son kitabı Sevgili geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Yılmaz Güney'in yaşam hikayesini romanlaştırma fikri bir senaryo çalışmasından. Evet, daha önce öyle bir senaryo çalışması yapmıştık ve epeydir yani uzun bir zamandır çekilememiş olarak bekleyen o senaryoyu roman haline getirdim. Evet, bundan 17 yıl kadar önce. Şimdi 18 oldu. 2018. Ama 17 yıl sonra yazıldı. Evet, tabii. Ben bundan birkaç yıl önce karşılaştığımızda ne tür çalışmalar bekliyor bizi diye sormuştum. Yılmaz Güney ile ilgili bir çalışması olacağından bahsetmişti. Kitap çıktığı günlerde kitabı aldım. Yılmaz Güney benim tabii çocukluğumda ekran yasağı olan bir isimdi. Çok fazla Yılmaz Güney ile ilgili bilgi sahibi değildik. Bu romanı okurken bir anlamda ki o karanlık taraf aydınlanmış oldu. Akıcı. Tabii bu yalnız Yılmaz Güney'in hikayesi değil. Türkiye'nin bir döneminin hikayesi. Yılmaz Güney'in yaşadığı, kendi deyimiyle yok edilmeye çalışıldığı, yok sayıldığı bir dönemin hikayesi. Bunun içerisinde iki tane askeri darbe var. 12 Mart ve 12 Eylül. Ve o dönemin acıları var, olup bitenler var. Bunlar tabii bir devrimci sanatçı olarak Yılmaz Güney'e de yansımış durumlar. Fazlasıyla yansımış durumlar. Çünkü kendisi uzun yıllarını, 10,5 yıl kadar cezaevlerinde geçirmiş bir insan. Ve Türkiye'de cezaevinden film yapmış tek sanatçı, yönetmen. Hatta dünyada belki, değil dünyada, mi? Dünyada, çok doğru, evet. Çok çarpıcı. Evet. Sevgili okur tarafından da ilgiyle karşılandı. Tabii ki. Diğer kitaplarınızda olduğu gibi. Yılmaz Güney zaten çok sevilen bir insan. Onu sevmeyenler işte şu ya da böyle diyenler magazin basınının onu takdim biçiminden hareketle söylüyorlar. Öyle biri değil, ben aslını yazdım. Evet. Kan Günleri ve Nar Ağrısı isimli kitabınızdan da bahsedelim istiyorum. Benim kitaplığımda yer alan çok özel kitaplardan biri. Bir gazetede uzun süre yazdınız. 2,5 yıl kadar ve orada yazdığınız yazılarla aslında İnce Aral'ın nelerden beslendiğini, neleri ilgi duyduğunu, nelere tepki gösterdiğini de anlatma fırsatı bulduğu yazılardan oluşuyor. Evet. Biraz açar mısınız bunu? Evet. Kitapla ilgili. Yani her konuda yazmaya çalıştım. Çünkü haftada bir yazıyordum zaten. Ve işte kitaplardan söz ettim, edebiyat ortamından söz ettim. Dünyanın önemli ve benim sevdiğim yazarlarından söz ettim.
aşağı yukarı her şeyden politik yani yaşadığımız politik olgulardan söz etmek durumunda kaldım. O dönemde biliyorsunuz birçok insan işte bir takım kumpaslarla cezaevindelerdi. Onları da dert edindim. Haksız olduğunu biliyordum bunların. Sonra işte ölen çocuklarımızı o yakıcı Güneydoğu olaylarından söz ettim. Aşağı yukarı yani yaşadığımız her şeyi anlattım. Anlattığımı da söyleyemeyeceğim. Yani kısa kısa bunlara değindim. Çünkü belli bir vuruş sayısıyla gazetede yazmak zorundasınız. Ama sonuçta yani bunları toplayıp işte Kan Günleri ve Nar Ağrısı adlı bir kitap ortaya çıktığı zaman çok şaşırdım. Çünkü hakikaten güzel yazılar yazmışım. Çok uğraşıyordum yani bütün hafta, o hafta ne yazacağım diye düşündüğüm zamanlar oluyordu. O yüzden güzel bir toplam oldu. Bunu da öneriyoruz size. Evet. Sevgili takipçilerimiz. Yani ya insanların, Türkiye'de yaşayan özellikle gençlerin bakış açılarını, perspektiflerini geliştirebilecek bir kitap oldu diye düşünüyorum. Ki birçok genç bana bunu söyledi ve bunu arıyorlar şimdi. Şu anda baskısı yok. O da çok hoşuma gidiyor. Yani demek ki ilgileniyorlar. İncer abi bir sürü kitap yazdı ama yazmayı istediği yeni türler var mı? Çocuklar için bir şeyler yazmak istiyorum. Yani onun dışında belli romanları çok uzun zaman bekletmişimdir. 20 yıl beklediğim olmuştur. Bazıları da böyle birdenbire aklıma gelmiştir ve hemen oturup yazmışımdır. Mesela bu şarkını söyle, İçimden Kuşlar Göçüyor'u 1,5 ayda yazdım. Ve editörüm bile şaşırdı yani ne zaman yazdın bunu diye. İki farklı böyle şeyler oluyor. Göstermiş evet, yani onun için böyle kesin bir şey söyleyemiyorum kendimle ilgili olarak. Peki masanızda ne var bugünlerde çalıştığınız masamda ya da çalışmayı istediğiniz? Masamda işte şey var, bir çocuk öyküsü var. Hatta birkaç tane var. Onları halletmeye çalışıyorum ama masada oturduğum pek yok. Bugünlerde çok dolaşıyorum. 2018 sizin için de çok yorucu ve yoğun programlarla yoğun geçiyor. Yoğun oldu ama yani okurlarla çok iyi buluşmalarımız oldu. Onun için de bu yılın böyle geçmiş olmasından da mutluyum. Evet. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. Şunu da sormak isterim. Bu bir kitap programı tabii ki. İnci Aral'ın severek okuduğu, sık sık başvurduğu kitaplar vardır mutlaka. Her gün yeni keşifler yapıyorum. Ben daha çok yani yabancı edebiyatı izliyorum. Yani çok sevdiğim yazarlar oluyor. Gidip onların bütün kitaplarını alıyorum. Mesela şimdi bir Yeni Zelandalı bir yazar keşfettim. Janet Frame diye. Onun bütün kitaplarını aldım. Bazen alıyorum hevesle, okuyamıyorum. Kendimi şöyle özgür bıraktım. Aldığım her kitabı okumak zorunda değilim. Bazılarını hevesle alıyorum ama sarmıyor beni. Bırakıyorum ve okurlara ya da çocuklarla beraber olduğum zaman da şunu söylüyorum. Elimizdeki her kitabı okumak zorunda değiliz. Eğer bizi sıkıyorsa, götüremiyorsak koyun onu bir kenara. Belki başka bir zaman. Çünkü bazı kitaplar bazı zamanları bekliyorlar. Öyle çok kitabım oldu benim. Ama iyi izliyorum edebiyatı, iyi izliyorum özellikle dünyanın önemli, öne çıkan yazarlarını. Çok sevdiklerim var mesela. Ayn McEwan'ı çok seviyorum şu aralar. Onu da çok beğeniyorum. Onu kaçırmıyorum yani onun şeyle. Ama onların da mesela Ayn McEwan'ın birçok kitabını okudum. Son kitabını beğenmedim falan. Hani böyle şeyler olabiliyor yazarlar için. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Edebiyat Burada takipçilerine son olarak söylemek istediniz. Vallahi
programın adı zaten Edebiyat Takipçileri. Oradan yola çıkarak edebiyatı izleyin, takip edin. Edebiyatsız kalmayın, kitapsız kalmayın diyebilirim ancak. Çok teşekkür ediyoruz. Edebiyat Burada kanalında, yazanlar arasında programında bugün İnce Aral'ı konuk ettik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.